Merhaba arkadaşlar. Bugün denizaltı savunma harbi sistemleri, torpidolar ve bu torpidolara karşı torpido önleyici sistemler hakkında kısaca bilgi vereceğim. En başta yeni geliştirilmiş olan denizaltı savunma harbi roketleri ve sistemi yeni karakol botlarımız için geliştirilmiştir. Bu sistem küçük botların üzerine, karakol botlarının üzerine monte edilerek denizaltılara karşı ya da başka araçlara karşı geliştirilmiş bir sistemdir. 6 tane roket bulunuyor sistemin üzerinde. Bu roketler aynı anda tek tek ateşlenebiliyor ya da toplu halde seri şekilde hepsi altısı birden ateşlenebiliyor. Roketler ateşlendikten sonra 15 metre ile 300 metre derinliğinde istenilen aralıkta patlayabiliyor ayarlandığı zaman. Bu sistem gemilerin savaş yönetim sistemiyle ve radar sonar sistemleriyle entegre olarak çalışabiliyor. Manuel olarak ateşlenebiliyor ya da otomatik olarak hedefe yönlenerek anında hedefe kilitlenerek ateşleme yapabiliyor. Denizaltılarına karşı çok etkili bir sistemdir. Geliştirmiş olduğumuz ulağa ya da ulağın diğer çeşitlerine, sidalara üzerlerine monte edilerek çok bir rahat şekilde kullanılabiliyor. Sırada torpidolarımız var. Önce hafif torpido, Orca. Orca gemilerden, denizaltılarından, deniz karakol uçaklarından, deniz helikopterlerinden ve SİHA'lardan rahatlıkla atılabilecek bir şekilde yapıya sahiptir. Orca hafif bir torpidodur. 25 km menzili var. Diğer bir torpido çeşidimiz Akya. Akya ağır tip torpidodur. Ağır sınıfı torpidolar üretmek havadaki seyir füzelerini üretmekten daha zordur. Çok şükür artık denizaltılarımızı kendimiz yaptığımız için denizaltılarımızın da yerli olarak silahlarını geliştirmeye başladık ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sınıfta da ağır torpido ihtiyacımızı karşılamak için Roketsan ve Meteksan tarafından geliştirilmiş olan ağır sınıfı torpido Akya bulunuyor. Akya daha önceleri Almanya'dan satın alıyorduk. Artık ambargo olarak kullanıldığı için ya da başka bahaneler üretilerek verilmediği zaman ya da maliyeti yüksek olduğu için, alımı yüksek olduğu için bir nevi sıkıntıya düşüyorduk. Artık gerek kalmadı. Yeni torpidomuzu, ağır sınıfı torpidomuzu ürettiğimiz için rahatlıkla artık istediğimiz şekilde yeni yapacağımız denizaltılarımızda ya da elimizde bulunan denizaltıların hepsine entegre edilerek ağır sınıfı torpidolardaki dışa bağımlılık bitmiş vaziyete gelir. Bu geliştirmiş olduğumuz Akya ağır sınıfı torpido son teknolojiyle üretildiği için menzili uzun menzillidir. Ağır sınıf olduğu için üzerindeki patlayıcı miktarı 300-350 kilogram ağırlığındadır. Bu patlayıcı iki tip olarak üretildi. Ya gemiye vurarak patlatıyor ya da geminin altına, deniz altından geminin altına atıldığı zaman geminin altında belli bir derinlikte patlayarak basınçla geminin gövdesini ikiye ayırıyor. Su altında ilerlerken 3 boyutlu olarak ilerliyor. Yani bir nevi etrafını görerek ilerliyor. Dünyada bu tip torpidolar üreten belli başlı ülkeler var. Yani kolay kolay herkes de üretemiyor. Çok şükür biz kendi mühimmatını üreten, kendi torpidosunu üreten bir ülke haline geldik. Akya hem su altı hem de su üstü gemilere karşı, denizaltılara karşı savaşmak için üretilmiş çift maksatlı bir torpido çeşididir. Bu ürettiğimiz hafif torpido ve ağır sınıfı torpidoların karşısında bir de yerli ve milli olarak ürettiğimiz düşmanın bize atacağı torpidoları engelleyebilmek için torpido karşı tedbir sistemleri var. Bu sistemlerin başında Hızır geliyor. Asistan tarafından geliştirilen Hızır gemilerimiz için üretilmiş bir sistemdir. Gemilerden denize atılıyor. Hızır sayesinde denizaltından gelen, üstümüze gelen denizaltının dost düşman ayrımını yaparak ya da bize atılan torpidonun cinsini belirleyerek, çünkü bu attıkları torpido karıştırıcı torpido olabilir, aldatıcı torpido olabilir. Yani bunları ayırt ederek operatöre bilgi veriyor ve bir operatörün buna göre tedbir almasını sağlıyor. Ve ayrıca Hızır akustik karıştırma yaparak üzerimize gelen torpidonun elektronik karıştırmasını sağlıyor. 6 adet hedefi rahatlıkla izleyebiliyor. Yani birçok torpidoya karşı savunma önlemi alabiliyor. Diğer bir ürünümüz olan denizaltı torpidolarına karşı geliştirmiş olduğumuz Zoka var. Bütün torpido çeşitlerine karşı rahatlıkla kullanabileceğimiz aldatıcı ve karıştırıcı bir sistemdir. Zoka denizaltılarından ya da gemilerimizden rahatlıkla kullanılabilir, atılabilir. Üzerimize gelen bir denizaltısına karşı gemilerden atılarak denizaltının bize atacağı torpidoyu önler. Bir tanesi Zoka'nın, bir tanesi karıştırma yaparak, elektronik karıştırma yaparak ya da akustik karıştırma yaparak torpidonun sistemlerini karıştırır. Diğer bir Zoka'da atılarak gemiden denizaltıymış gibi görünümü sağlayarak, ses çıkararak başka yöne gittiği zaman torpido ses çıkaran
diğer Zoka'nın peşine düşer. Gemiymiş gibi onun peşine düşer ya da denizaltıymış gibi onun peşine düştüğü için Zoka iki çeşit, biri karıştırıcı görevini yapıyor, biri de aldatıcı görevini yapıyor. Denizaltılarımızdan ya da gemilerimizden atıldığı zaman, düşmana karşı atıldığı zaman düşmanın bize atmış olduğu torpidoları karıştırarak ve aldatarak bize vurmasını engelliyor. Yani kısaca Zoka düşmanımızın bize savaş durumunda kullanacağı torpidoları bertaraf etmek için birebir etkili bir yeni bir sistemdir bu. Diğer bir sistemimiz de Zargana. Bu da Zoka gibi torpido önleyici bir sistemdir. Denizaltılardan ya da gemilerden çok rahat bir şekilde denize atılarak ya da denizaltından hedeflerini atılarak, üzerimize gelen torpidolar atılarak bir karıştırma sağlıyor. Zargana'da, Zoka'da deniz üstünde insansız deniz araçlarımızdan atılabilir ya da havadaki deniz karakol uçaklarımızdan, deniz helikopterlerimizden ya da SİHA'lardan rahatlıkla atılabilecek bir yapıya sahiptir. En son olarak en gelişmiş, en ağır sınıfı diyebileceğimiz torpido avcısı TORP bulunuyor. TORP, milli olarak geliştirilmiş deniz altından gelen torpidolara karşı en son kullanacağımız bir sistemdir. TORP, özellikle gemilerimiz için üretilmiş bir savunma sistemidir. Deniz altından gemilerimizin üzerine atılan bir torpidoyu önce karıştırıcılarla, torpido önleyici sistemlerle durdurmaya çalışıyoruz. Eğer durduramadığımız noktada en son olarak TORP'u devreye koyuyoruz. TORP çok etkili, maliyeti yüksek olduğu için en son kullanacağımız sistemdir. TORP'u kullandığımız zaman kesinlikle üzerimize gelen torpidonun kaçış noktası kalmıyor. TORP'u kullandığımız zaman üzerimize gelen torpido iç kaçışı yok. Ya etkisiz hale getiriliyor ya da imha ediliyor TORP sayesinde. Örneğin şimdi yeni yaptığımız uçak gemimiz olan Anadolu'da gemimize atılacak olan bir torpidoyu, deniz altından atılacak bir torpidoyu önleyebilmek için etkili bir sisteme ihtiyacımız vardı. TORP sayesinde Anadolu gemimize atılacak olan bir torpidoyu önlemesi için birebir sistem olarak geliştirildi. Tabi denizaltılarımızda da çok rahat bir şekilde kullanılacağı bir sistemdir. Denizaltılarımızda da üzerine gelen düşmanın torpidosu olduğu zaman öncelikle diğer aldatıcı torpidolar kullanılır. Eğer onlar başarısız olursa da torpido yine de üzerimize geldiyse, artık yaklaştıysa, en son çare olarak TORP'u devreye sokabiliriz. TORP'u devreye soktuğumuz zaman üzerimize gelen torpido kesinlikle imha olacaktır. TORP'un üzerinde bulunan dümeni ve pervanesi sayesinde üzerimize gelen torpidoyu tespit ederek hızlı bir şekilde yaklaşarak ona, yaklaşma mesafesine geldiği zaman patlayarak ya bozulmasını sağlıyor ya da imha etmeye sağlıyor. Yani kaçarı yok. Ne çeşit torpido varsa yapılan, üretilen, hepsine karşı etkili bir sistemdir. Mühendislerimiz TORP'u geliştirerek deniz karakol uçaklarından, deniz helikopterlerinden ya da SİHA'lardan atılabilecek vaziyete getirmeye çalışıyorlar. Bunu da başarırsalar çok rahat bir şekilde su üstündeki, havadaki diyelim, araçlarımızdan da çok rahat bir şekilde kullanılacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.